Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'a var demiş. Bizim de Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Bay Kemal var. Ekrem İmamoğlu var. Canan Kaftancıoğlu var. Bay Kemal'in adamları var. Velhasıl kutlu emanet Cumhuriyetimizin kutsal bekçileri Cumhuriyet Halk Partililer. Korkmaya gerek yoktur, endişeye gerek yoktur, paniğe gerek yoktur. Bunlardan korkup da bir adım geri vitese takan, bir adım geri atan, diz çöken, boyun eğen, baş eğen namert oğlu namerttir. Erdoğan, savcıların, hakimlerin üstünden enseni çek, nefesini çek. Yargıyı daha fazla kirletme. Bugün senin sayende bir dünya rekoru kırıldı. 24 sayfalık uzman bilirkişi raporu 3 dakikada okundu. Yazıklar olsun. 24 sayfayı 3 dakikada okuyup karar veren bir savcının adaletinden bir şey beklersek namerdiz. Herkes şunu bilsin. Bu ülke kimsenin malı değil. Ama sahip siz de değil. Sahibi sizlersiniz. Sahibi Cumhuriyet Halk Partisi. Sahibi 85 milyon. Bu devlete ahlakı, adaleti, liyakati egemen kılana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir neferine diz çöktüremeyecekler. İşiniz rahat olsun. Sabredin. 6 ay kaldı. 6 ay sonra motorları maviliklere hep beraber süreceğiz. Endişe etmeyin. İçiniz rahat olsun. Biz daha ölmedik. Öncelikle bugün Ekrem Başkanımızın davasını, adalet mücadelesini takip etmek için uzak yollardan, İstanbul'un içinden, İstanbul'un dışından kalkarak gelen bütün partili yol arkadaşlarıma ve bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece Ekrem Başkan adına değil, bu ülkede haksız, hukuksuz, adaletsiz, hatta ahlaksızlıklara inat, adalete sahip çıktığınız için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Grup başkan vekillerimiz, genel başkanlarımız söylediler. Elbette korkmuyoruz. Biz niye korkalım ki? Ama birileri çok korkuyor. Korktukları da çok belli. Son örneği değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Bir flash bellek modası çıkardılar duruyor. Bütün duruşmalarda, benim duruşmamda da öyle olmuştu. Bugün Ekrem Başkan'ın duruşmasında da aynı şey yaşandı. Gittiğimiz gitmediğimiz bütün duruşmalarda tanıklar dinlenmeden, savunma hakkı verilmeden, bilirkişi raporları rekorlar kitabına girecek hızda okunduğu iddia edilerek ne hikmetse ceplerinde hazır tuttukları flaş bellekler hemen çıkıyor ve flaş bellekte yazılanlarla suçsuz ama cezalandırılanlar için cezalar isteniyor. Bu korku değil de nedir Allah aşkınıza? Kendine güvenen insan davranışı değildir. Benim bu flaş bellekte yazılı olan senaryonun figüranlarına, yazanlarına, adı sanı kim olursa olsun hiç kimseye söyleyecek bir sözüm yok. Bizim figüranlarla, emir alıp emiri yerine getirenlerle işimiz olmaz. Ama bu senaryoyu yazanları, bu senaryoyu yazanları akıl, ahlak ve adalet temelinde bir araya gelmiş sizler 6 ay bile kalmadı. Sandıkta göndereceksiniz. O yüzden ben çok rahatım. O nedenle ben çok mutluyum. Ve o nedenle sizlerin sayesinde çok umutluyuz. Değerli yol arkadaşlarım, hiç söz uzatmaya gerek yok. Zaman, akıl, ahlak ve adalet üçgeninde, adaletin altında hep birlikte inanarak çalışma, çalışma, çalışma zamanı. Onlar korkularının onlara ne yaptıracağını biliyoruz ama hep birlikte bizler de ne yapacağımızı biliyoruz. Ve bugün Ekrem Başkanımızın davası 14 Aralık'a ötelendi diyelim. Ne olur ne olmaz önemli ama bugün için umurumuzda değil. Bu ülkeye
adaleti getireceğim. Bir tane çocuk bile yatağa aç girmeyinceye kadar mücadelemi, bedeli ne olursa olsun diyen genel başkanımızın izinde ve selamıyla hep birlikte mücadeleyi büyüteceğiz. Korkularının da ecele faydasında olmadığını sandıklar açıldığında hep birlikte göreceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugün biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu davasının duruşması için yine Kartal Anadolu Adliyesi'ndeydik maalesef. Bu dava bir demokrasi davası aslında. Çünkü bu davada İstanbul seçmeninin, İstanbul halkının iradesini yargılıyorlar. Dün 10 Kasım'dı. Cumhuriyetimizin kurucusu, değişmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir saygıyla, minnetle andık. Atamızın bir sözünü burada vurgulamak istiyoruz. Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez. Bugün ülkemiz, bugün güzel ülkemiz gerçek bir beka sorunuyla karşı karşıyadır. Çünkü devletin temeli olan adaleti çürüttüler, demokrasiyi katlettiler, yerel demokrasiyi de katlettiler. Ama asla unutmasınlar, İşte il başkanımız da yanımızda, o da çok haksız cezalarla karşı karşıya bırakıldı. Ama siyaset yapmasını hiçbir güç engelleyebildi mi? Engelleyemezsiniz. Üyenizden genel başkanımıza kadar hangi davaları açarsanız açın, hangi cezaları isterseniz isteyin, hiçbirimize bir milim dahi geri adım attıramayacaksınız. Çünkü bu mücadele adalet mücadelesi. Bu mücadele demokrasi mücadelesi. Bugün Ekrem İmamoğlu için ceza isteyen savcı Cumhuriyet'in savcısı değildir, sarayın savcısıdır. Yüz çekmeye gerek yok. Ahmak davası biliyorsunuz. Çünkü ahmak bir İçişleri Bakanı olunca maalesef işte ülke bu sorunları yaşıyor. Bu davalarla ülkeyi meşgul ediyorlar. Ama asla unutmasınlar. Tüm kumpas davaları bir gün gelir, mutlaka çöker. Ve yine unutmayın ve hiç kimsenin endişesi olmasın. Genel başkanımızın her zaman vurguladığı gibi bu topraklara adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Sağ olun, var olun. Adalet adına bir kara gün yaşıyoruz. Bugün savcının iddiası gerçekten inanın bütün vicdanlara ve yargıya bir kara leke olarak geçti. 16 milyon İstanbullunun iradesini bir savcı almak için karar veriyor. İddiada bulunuyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu davanın içi boştur. Bu dava hukuki değil, tamamen siyasidir, talimatlı bir davadır. Ve biz asla ve asla yılmayacağız, korkmayacağız. Korkmuyoruz, yılmıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Ve hangi davaları açarlarsa açsınlar, başaramayacaklar. Korkuyorlar, gidecekler, geliyor, gelmekte olan hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.